ben bu da bir ticari mahiyeti düşünmedim burayı. Bir hizmet olacağını ve kaçak da yapmadım. Devletin vermiş olduğu 2B yasasından de imar affından yararlandığım iki tane belgeyi aldım imar barıştan dolayı. Belediye başkanına gittim. Belediye başkanı burasını yaptırırız söyledi İsa Türkçen. Ve İsa Türkçen bu sefer benden samimi olmaya başladı. Ben bir ikinci kat attım. İkinci kat attıktan sonra bu sefer benden polimiye girmeye başladı. İşte sen dedi diğerlerine yaptın, senin dedi belediye yardımı olacak. Tamam başkanım dedim. Yani böyle. O dedi benim makamıma gel. Gittim makamına. Makamına gitti oturdum. Baktım oturduk sonra dedi ki ya ben de şimdi üniversite yaptıracağım. Ben işte şunu yaptıracağım. Bize de bir 2 milyar verirsin. Başta şu an dedim o kadar yok. Ama yanımda şu an dedim bir 100 bin dolarım var. Sana vereyim. Çıkardım 100 bin doları eline verdim. Hiç vesileyle verdim. O da bana hiç böyle bir engel menge teşkil etmedi. Gayet yerine. Baktım benden fazla istiyor. Ya dedi ya parayı verirsin bana. Ya da ben dedi sen dedim o bin dolar sana yaptırmam. Ben dedim devletin dedim, devletin var. Senin devletin belediye başkanısı burası sana da kalmaz. Bu şekilde polimiye girdi. Bana böyle kırıcı sözlerle yaptı. Ben AK Parti olduğundan lekelenmesin diye böyle bir hiç şikayette bulunmadım. Bu kadar bina yıkılsa bile bugün yıkılsa AK Parti için ben feda ederim her şeyi. Hiç sıkıntı yok. Ama burada bir kaçak yok. Burada bir yolsuzluk yok. Burada yapılan olay ormanınsa ormana her türlü ödemesini varız. Burada rahmetli babam yaptırdıktan sonra babam dedi ki ben oğlum burada eserim, benim eserim kalsın. Babam ben parayı verdim. Babam hepsini babam yaptırdı. Babamın yapması benim için bir onur. Meşit yaptırdı. Meşit orada keza. Diğer şadırvan yaptırdı. Şadırvan içerisindeki olacak olan işlem şu. Gelen burada namaz kılmak için yer yok. Tuvalde gidecek bay bayan tuvaleti yok. Duran buradaki yol, burası İran eski yolu. İran burası yolu. Ne oldu şimdi? Burası bir sağlıklı bir refahiye köyüne böyle bir sembol, böyle bir yakışan bir bina yapalım. Hizmet olsun hem belediyemize hem devletimize diye ama maalesef böyle bir olaydan polemiğe girdik bizim. Ama benim gibi böyle bütün herkes Ulubey'den al, Mescid'e herkes benim gibi orman yerinden. Neden bana? Bana elektrik veriliyor, elektrik bağlandı. Elektriğin bir ay sonra tekrar kestiriyor belediye başkanı. Neye kestiriyor? Sen diyor ben diye belediye başkanı olduğum müddetçe sana diyor burada ekmek yok. Bunu söyleyen bana İsa Türkçen. Bunu her türlü de ben ispatlamaya her türlü de yanına söylemeye varım. Kanunla ben şimdi hiçbir şey ağzımı açmadım. Ne açmadım? Hadi dedim ya polime girmeyeyim. Yani gel hep kaçtım. Ha, burası mesela sökülüyor. Hiç gelmedim bile. Devletime güveniyorum. Eminim ki adalet yerini bulacak. Çok çok eminim. Adalet de yerini bulacak. Ben adaletime güveniyorum. Keza benim hakkımsa hakkım bana tecelli edecek. Ben bu binayı yaparken soymadım, çalmadım. Kendi yerim. Kendi kazancımı yaptım. Ama bir başkasının parasına, bir başkasına da ben böyle koltuk merakısına da girmedim. Yapmadım da. Bu kişiyle hakkında ben ileride suçluyuzunu bulacağım. Davayı da tatma davasını kullanacağım yani. Bu şekilde size bir sesimi duyurayım diye sizi burada rahatsız ettim. Bu devam ediyor. Ediyor. Mahkememizde hatta 2B olayda verilen şeyden, sesle imar affından verilen evrak biri iptal oldu. Diğeri devam ediyor mahkememiz. İstinafta gittiğim mahkeme tekrar mahkeme reddetti. Böyle bir ceza olmaz, böyle bir işlem olmaz yeniden. Mahkeme devam ediyor. Mahkemenin akışı şu anda belli olacak. Ama ben şuna varım. Neden tek bana? Bugün ben burada benim bina varsa herkesin binası. Al Ulubey'den. Ulubey'in işte en az vermiş olduk. İncelesin devlet. Kaçak binalar en azından ben sana 100 tane sayayım. 200 tane sayayım. İmarını vermiş. Oturum yok. İmar şeyi vermiş. Adama para almış. Belli bu da. Şimdi bu belediye başkanı ben mi geleceğim? Devletin bu şekilde üzerine gitmesine ben her zaman yanında varım. Sayın. 2 milyon TL istiyor. Yani eski parayla 2 trilyon. 2 trilyon. Gelmem para. Gelmem. Yani 2 trilyon verirsen tüm işlemler biter mi? Zaten elektrim ucu bağladı. Elektrim bağladı zaten. Elektrimi bağladı. 100 bin dolar aldı. Elektrim bağladı. Ayrıyetten bir de elektrik içinden mi verdin? Komple elektrik. Ruhsat için benden 2 milyon. Ben 100 bin dolar verdi. Elektrim bağladı beni. Burada. 100 bin euro mu verdin? 100 bin dolar. Dolar. Söylemişim. Vermemenin nedeni burada bir dedelerimizden kalan bir eski tapu var. Onun bir şey değil. Buranın tapusunu almak için uğraşıyorum. O da mahkeme şu anda. Neden? Burası bize zamanında verilmiş dedeler. Burada ekilen tarla, patates ekilen, burada azat yeri. Böyle bir olayı değerlendirmek için. Bu alayı da karayollar açmış. Heyran geldi sonra. Beş bu alayı değerlendirdim ben, yaptım. Yapmam nedeni, önce dedim ki belediye başkanına. Dedim ya ben buraya dedim bir hizmet vereceğim.
Olur mu? Ne demek ya? Yani? Böyle olay hizmeti varız. Temel attık, geldi. Gayet hiçbir şey yok. Onunla temel atıyoruz. Temel attık, sonra bir kat attık. Geldi, yine bir şey yok. O baktım, temel attık, diyor ben burayı mühürledim. Biz burayı mühürledim. Ben mühür gördüm ama mühürden yardım aldım. Ama mühür falan ben ne koparttım, ne de bilirim. Rahmetli babama diyorum, baba diyorum sen burada mühür koparttın mı? Yok, görmedim. Ama tam mühürledi ki burada geliyor cumartesi günleri buraya, pazar günü. Bir belediye başkanı pazar günü buraya mühürleme gelir mi? Veyahut da beni çağırsan, ben kardeşim ya bir hakkında şikayet var. Burayı bina yapma. Biz seni bu bina yaptırmak istemiyoruz. Ama... Var mı? Mümkün değil. Hangi güç bu belediye devlete karşı gelmek? O var mı? Bunu yaptık. Hadi bu bir tane yaptık, diğerlerine niye müsaade ettin? Hani doğru niye müsaade ettin? Bırak binleri kişilerin hep gördüğü gibi hep her taraf elektrik verilmiş. Benim zamanımda verilmedi ki böyle. Belediyenin zamanında verildi. Buranın da tapusu varsa, oranın ruhsatı varsa ben burayı bütün şey suçlamaları kabul edeyim. Yok. Herkesin elektriği benim gibi orman arazisine olduğuna dair verilmiş. Ama benimki de verilmişse bana niye bu hak alınıyor da diğerlerin hakkı alınıyor? Bir ay verildi bana. Bir ay sonra elektriğim kesildi yani. 2022'de elektriğim kesildi. Peki burayı ne yapmayı planlıyor? Burası son kat, kaçıncı kat burası? Burası dindar bir kesim. Burası bir halk. Kimin o durum okulun önünde burada düğün yapıyorlar, nişan yapıyorlar. Burası bütün hizmet masraf almak kaydıyla burayı köyüme düğün salonu, nikah böyle bir alanı verme yapmak için böyle bir kendime hayır. Yani bu son kat değil mi? Evet, son kat. Alt katlarda neler? Altı kafeterya, 16 pide fırını, 16 ekmek fırını. Şimdi burada şu var. Otel olarak da plan proje var mı? O dinleme tesisi yok. Karşısı otel değil. Ha, burası da mı size ait? Evet, karşısı da. Orada mühürlendi mi? Orada mühürlenmedi. Ha, yani şu bina. Orada mühür yapmadı. Orada mühürlendi. Bu binada burayla ha, paralel aynı yaptı. Aynı yaptı. Yandaki de sizin. Evet, bu da benim. Buradaki Adalet Eylül Bucak dedim, söylediğim bu benim. Ben devletime sonsuz güveniyorum. Sonsuz güveniyorum yani. Ama böyle bir yerde, böyle bir ilkellik, böyle bir düşünce bence doğru bir olay, doğru bir sistem diye düşünüyorum. Herkes yapsın. Bir devletten 1 lira kredi istemedim. Devletten 1 lira para almadım. Yani kredi çekmedim. Kendi bütçemle. Babamın, rahmetli babamın hani burada bir anısı var. O anısını daima ileride doğru inşallah devlet satarsa da alacağım. Silarsa da alacağım. Evet. Böyle bir çaresiz bir durumdayız. Ayak izi bakıyorum. Çamurla basmış. Bu da bir okumuş ve bir hep ormancı çıkartıyor bunları. Ormancı var. Devletin ormancısı. Devletin kolluk kuvveti. İçeri girmişler, evet. Basmışlar bak. Bak şu ayak. Bu bir devletin. Hani seccadeye bastılar diye bak, ayakla içeri girip bu halın üzerine namaz kılma yeri ayak izleri var. Bakın şöyle ben böyle mi ya? Dinimiz böyle mi? Peki burayı ne olarak yapmıştınız? Mescit. İbadethane. Peki buraya ne karar verildi? Bay burayı boşaltmışlar. Bak oturma vardı. Gel ne içeri. Bak. Ayaklar çıkmadan bunlar böyle indirmişler. Şöyle bak. Ayak basılır mı buraya? Şu ayak izlerine bak. Şöyle çamura bak. Şu çamurlara bak. Bak şöyle bak. Bak. Böyle basılır mı buraya? Hep ayak izi bak. Kur'an-ı Kerim okumak için, cüz okumak için öğrencilere komple yaptırmıştı mesela. Kesildi. Maalesef. Koltuklar vardı. Cüz okuma için özellikle yaptırdım. Köşe. Ki baya bayan burada okurken böyle bir ıslanmasın, üşümesin diye özel yaptırdım. O içeri koltuklarla ayaklara girmişler. Çamurlu ayaklarla beraber. İçeriden boşaltmışlar. Bunlar hadi. Cami mi burası nedir? Burası mescit. Mescit. Burada şöyle şadırvan. Burada şimdi baya bayan burada abdest alma yeri yok. Namaz kılma yeri yok. Yaptırdım ki hayırıma. İbadetini yapsan rahat yapsınlar diye. Köyün işi. Çok da buraya niye boşaltıyorsun?
Bu ibadetler millet yola yakıyor ya. Dua alalım diye millet yol kenarına cami yaptırıyor, mescit yaptırıyor. Hiç hayırlı isim vermiyor. Bu mu ya? Bu Müslümanlık bu mu ya? Ben Müslümanın olduğuna dair, orman ve karayolların olduğuna dair geliyor. Rabı tutuyorlar, boşaltıyorlar. Bunun ormanın ölümü yok mu? Ölüsü yok mu? Karayolların yok mu? Devletin yok mu? Ne olur buraya efendim? Kendileri yapsın ya. Burada hatta öyle isterim ki buraya bir tane imam versinler. Burasını dün orman bölge müdürü geliyor burasına. İçindeki makineler alıyor. Bir sürü malzeme vardı almış. Malzemenin ne olduğunu zaten belli şu anda. Hep yıkmış böyle kayak içerisinde. Şimdi bu orman alıyorsa en azından bana çağır. Beni evim var aşağıda. Evime götüreyim. Bana bilgi ver. Bana böyle bir haber gel. Tebligat gelmedi. Tebligat yapıldığını söylüyor bana ama tebligat bana gelme ulaşmadı. Tebligatta imzam da yok. Benim ikametim burada değil, Bulancak'ta. Ki Bulancak'a gelmesi lazım. Buraya geldi diyorlar. Ama gelmişse tamam. Ama devlet gönderirse devletin kendine dair inanıyor tamam. Devletin evet diyorsa ama bu ormanın bu şekilde bunu kabul etmesi, ormanın bunu teslim olması. Buna ben 20 trilyona şu anda buna masraf ettim. 20 trilyon tek buraya. 20 lirası 40. 10 lirası 50. 50 trilyon ben şu anda buraya masraf ettim. 50 trilyon masrafı ben devletten 1 lira almadım. Bütün devletin yani çimentosunu aldım, vergisini verdim. Demir aldım, vergisini verdim. Hep katkı. Millet Afrika'da, şurada burada millet sokakta sürüyor. Ben yarın deprem olur diye burada devlete hizmet gelirim. Kalırlar burada. Böyle bir hizmet için ben burada. Bak Maraş, o Doğu bölgesinde deprem oldu. Adama ekmek bulamadı. Ben dedim hatta Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na gittim oraya. Personel daire başkanı vardı. Dedi ben sana ruhsat vereceğim. 10 kamyon, çay tarımda 10 kamyon un aldım. Onu da zayi oldu. Ruhsat da vermedi, elektrik de vermedi. Böyle bir devletin içinde böyle bir devlet. O yüzden ormanın şu andaki yapmış olduğu olay bence haksız. İmar barışından şey aldım. İmar hafından belge aldım. Belge aldıkça sonra ben buraya devam edeceğim. Bunu almadığı zaman yapamam ki. Böyle belediye izin vermesi yapabilir mi? Mümkün mü? Şeyine yatırdım ben. İmar barışından çıkan belgemi aldım. Yani bir nevi ruhsat, bir nevi tapu kanuna göre aldım. Ve ondan sonra buraya başlattım. Bunda ilerisi gerisi yok. Ondan sonra baktılar, o da iptal oldu dediler. Mahkeme verdik. Mahkeme şu an devam ediyor. Sistem bu. Yetmediği yerde bana da öyle bir tane daha vermem. Günaydın.
Ayakkabı. Ha, gördün mü?